Barış Akarsu geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bir dakika, bir dakika. Bu video bir biyografi ya da anma için hazırladığımı düşünmeyin sakın. Benim anlatacaklarım biraz başka, biraz da sorgulatıcı olacak. Size Barış sürme gözlü, sırma saçlıydı demeyeceğim. Zaten hakkında onlarca video yapıldı. Kitaplar da yazıldı, filmi bile çekildi. Onu size benden çok daha iyi anlatacaklardır. Benim anlatmak istediklerim mi? İşte o muhteşem tesadüfler. Barış şarkısında tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral diye Amerika başkanına sitemde bulunuyordu. Tanrısı para, kendine köle diyordu. Bugün bir doların üzerindeki gözden, piramitten, bir dolara tanrı gibi tapanlardan hiç bahsetmiyorum bile. Sanki Barış bir şarkısıyla kendi kızağını çekiyor gibiydi. Barış sağlam düşmanlar kazanıyor gibiydi. Burası sadece bir girişti. Şimdi anlatacaklarım kadere bak diriltecek türden. 30 Haziran sabahı bir gazete aldıysanız eğer iki haber manşetleri süslüyordu. 1. Barış Akarsu trafik kazası geçirdi. 2. Yeni bir çağ, ilk iPhone satışa başladı. 29 Haziran bir milat olarak kabul edilir. Çünkü bir devir kapanıp bir devir açılıyordu. Amerikalılar piyasaya sürdükleri iPhone ile adeta dünyaya yeni bir çağ açtık diyordu. Ölümle doğum aynı sayfada manşetti. Dostumuz kazanır, düşmanımız mı? Çok yaşamaz der gibiydi. Barış Akarsu Bodrum'un Torba Kavşağı'nda geçirdiği kazada kendisine çarpan araç Amerikan malı olan bir Ford marka tırdı. Üçüncü olay, bu kazada kendisine çarpan tır gene Amerikan markası olan Coca-Cola taşıyordu. Dördüncü ve en büyük tesadüf. Barış Akarsu 4 Temmuz günü hayatını kaybetti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz günü bağımsızlık bayramı olarak kutlanan milli ve en önemli bayramlardan biridir. Belki her şey bir tesadüftür ve ben sadece olaylara fazla dikkat etmişimdir. Belki de her şey çok masumdur. Belki de her şey.